Efendim herkese hayır, huzur ve bereket diliyorum. Aile vaktine hoş geldiniz. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Aile vaktinde aileyi konuşmak üzere aslında ailenin meyvesi olan o tablonun en güzel varlığı olan çocuğu konuşacağız. Çocuk biliyorsunuz o ağacın meyvesi. Peki e, ailede çocuk nedir? İslam'da çocuk nedir? Çocuk terbiyesi deyince aklımıza ne geliyor? Bunları tek tek konuşacağımız çok kıymetli bir ilim ve gönül adamıyla bugün sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Efendim Bursa Gemlik Müftüsü Doktor Mehmet Reşat Şavlı hocamla birlikteyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın hocam. Teşekkür Biz ediyorum. Safalar getirdiniz. Tamam efendim. Ben de ee, çok Uzun bir yol sonrasında evet. buraya kadar yorulup geldiniz. Evet. Öncelikle Öğret size ve müftülüğünüz e, ekseninde çalışan evet. tüm din görevlisi Hocalarımıza, kardeşlerimize de buradan selam olsun. Gemlik Aleykümselam. halkına. Aleyküm Selamlar Ve bizleri izleyen herkese selam olsun. Onlardan da selamları getirdim. Aleyküm selam. TV ailemize. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kıymet Hocam e, biraz kendinizden <laughs> bahsetmenizi rica ediyorum. Konuklarıma hep sorduğumda tabii biraz zorlanıyorum. Bir insanın kendisini anlatması böyle hani kolay değil ama... E, ...eminim sizin için de bu e, geçerli bir e, soru. E, fakat e, sevgili izleyenlerimiz sizi... ...birazcık o da olsa sizden dinlemek isteyecekler... E, ...duymak istiyoruz. Kıymetli Hocam, 1977 Erzurum doğumluyum. E, i̇lk orta ve liseyi, üniversiteyi, ilahiyat fakültesini... ...yüksek lisansımı, doktoramı... ...ve e, müftülükle ilgili ihtisasımı Erzurum'da yaptım. Bir taraftan e, müftülük vazifeme 9 yıldır devam ederken... ...Türkiye'mizin çeşitli bölgelerinde. Diğer taraftan da... E, ...akademik yönümü de devam ettirmeye çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığımızda bu güzel çatı altında devam ediyorum ben. E, fakat bununla beraber e, yazmayı, okumayı seven bir kardeşinizim. Bundan dolayı da hiç durmadan yazıyorum. E, özellikle e, inanç ve ahlak konularına eğiliyorum. E, i̇nanç konuları bugün gençliğin büyük bir problemi malumunuz olduğu üzere. Ahlak konusu da yine bir Müslümanın her zaman ilgilenebileceği bir konu bu yönüyle e, inşallah bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir taraftan da bir müftü olarak e, faydalı olmaya çalışıyorum. İşin sınız. insanıma evet, evet. müminlere inşallah e, davet ettiniz. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bugün burada e, bir güzellik paylaşacağız inşallah. Bir i̇nşallah. çocuk ideal bir çocuk İslam'da nasıl olur? Evet. Bunu inşallah davetiniz üzere. Evet hocam tabii asli geldik. vazifeniz çok önemli. Evet. Evet. Ben de kader bir İslam tarihi üzerinde irtisas yapmış bir kardeşiniz Hayır. olarak. Evet. Ve bu ülkenin işin ruh boyutunu, manevi boyutunu, duygu boyutunu, hı hı. kalp boyutunu dert edinen bir insan olarak... ...sizin bulunduğunuz mezra'nın çok önemli olduğunu gerçekten ateşin oradan ciddi manada yakılması gerektiğini kandillerin oradan yanabileceğini düşünüyorum. Allah için Bunca abi. şu anda çok önemli bir müessesedesiniz. Aynen öyle hocam. Ve sizin vesilenizle sizin yaktığınız ateşle evet. birçok gönüllerin mahallelerde, efendim ilçelerde, illerde yandığına ben zaman zaman şahit oluyorum. Tabii bu da sanıyorum bir şey dert edilmekle oluyor. Bir insanın derdi büyükse evet. Bir insanın ufku geniş, hayalleri gerçekten fazlaysa o zaman bulunduğu yerde mum gibi erimeye Allah razı olsun. Erirken de etrafı kandillere boğmaya evet. çalışıyor. Evet. E, ben evet. onun için başarılar diliyorum. Teşekkür Üstülük, ediyorum kıymetli Teşekkür e, ediyorum. Çalışanları efendim evet. işte Diyanet camiasının Bugün temsilcisi boyutunda evet. buradasınız. Ben çok evet. keyif aldım, çok, teşekkür çok ediyorum. mutlu oldum. Sayın. Ee, kıymetli hocam, e, sizin gerçekten çok güzel bir de kitabınız var. Evet. Yani böyle efendim e, oturan değil koşan bir müftüsünüz. Evet. İnşallah. E, efendim evet. işte dert edinen bir müftüsünüz evet. ve yazan bir müftüsünüz. Evet. Sevgili kardeşlerim de buradan görecekler. Evet. Efendim e, tüm yönüyle, bütün yönleriyle İslam'da çocuk terbiyesi. Evet. Yani aslında bizim en evet. çok üzerinde durmamız gereken Efendim işte masaya yatırıp e, cerrahi bir ameliyattan geçireceğimiz bir nokta vardır. Evet. Ve burada e, aslında sormak lazım. Allah razı olsun. Siz bu kitabı neden yazdınız? Evet. Zaten. Nerede bir eksiklik gördünüz de evet, Allah e, razı olsun. bu kitabı yazdınız? Buradan başlayalım. Evet kıymetli hocam ben de bir babayım. Ee, Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarının içinde de bizlerimki e, muhafaza buyursun. Ve hayırlı evlat Amin. etsin inşallah. Amin. Üç tane çocuğum var. İşte bu kitap üç yıllık bir emeğin ürünüdür. Ben neslin gidişinden, gidişatından, dünyanın gidişatından işte yerine göre mutluluk duyan, yerine göre de rahatsızlıkları olan bir kardeşinizim. Eyvallah. Az önce dediniz ya bir mum yakmak, önce yanıp sonra etrafı yan, yakabilmek, aydınlatmak. Evet. Bu konuda tabii ben inanç konusunda doktoramı yapmıştım. Sürekli de çocuklardaki inanç üzerine eğildim, inanç ve ahlak üzerine. Şimdi inşallah bu doçentlikle ilgili çalışmalarım. Dedim ki ideal bir çocuğu yetiştirme anlamında dini ve bilimsel olarak bir eser aradım. Fakat bu ikisini bir arada ele alan çok fazla kaynağın olmadığını gördüm. Ya sadece dini boyutta yaklaşılmış ya da pedagoglarımızın daha çok bilimsel anlamda yaklaştığını gördüm. Bu ikisini mezc edeceğimiz insanımıza, müminlere, kardeşlerimize hem dini hem de ilmi boyutunu verebileceğimiz bir çalışma başlattım evet. kendimce. Rabbim de nasip etti. Üç sene gece gündüz bunun üzerinde çalışıp gerek yerli gerek yabancı pedagogların, bilim adamlarının ve psikologlarının bütün görüşleri burada vardır. Evet. Yani sadece İslami boyutta değil bilimsel boyutta deli aldım ve şunu gördüm Sayın Hocam. İslam'la bilim o kadar iç içe ki aslında, müsbet olan ilim. Yani doğru araştırılan, doğru sonuçlara varılan ilim aslında İslam'ın ta kendisi. Yani yaş ve kurunun içinde barındırdığı evet. bir kitap elbette. Evet. Yani bizim dünyevi boyutta Allah da razı olsun. düşündüğümüz ilimden de bahsediyordur. Evet, kesinlikle. Çünkü teşvik edicisi o kitap. Evet hocam, sanki bugünkü en ee, meşhur pedagoglar en meşhur çocuk psikologları o şöhretlerini sanki Kur'an'dan almışlar. Yerli ya da yabancı. Evet. Çünkü onların ortaya koyduğu iddiaların ben e, çoğunu hep Kur'an'da gördüm. Kur'an'dan almış diyebilecek kadar neredeyse. Evet. Hepsi Kur'an'da aslında ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında sünnet-i yerlerinde hepsi mevcut yani mesela evet. e, Kkıymetli hocam enddü sevevilere e, bir göz gezdirdiğimizde Tabii. onların giderken götürdükleri o medeniyet hı hı. orada oluşturdukları o birikim oradaki Efendim kütüphaneler vesaire vesaireler evet. Aslında batının ana kaynağını oluşturmuş Evet Batı bunları alırken işte bu Müslümanların bir ilmidir. Ya da bu Kur'an'da ifade ediliyor. Efendim işte bu İslami bir bakış açıdır demeden oradakilerini alıp kendilerine uygun cümlelerle evet. süsleyip aslında aktarmaya çalıştılar. Aynen. Yani Şimdiki kesinlikle. batının ilminin aslında evet. kaynağı o dönemin Tabii. kütüphaneleri, kaynakları ve Müslüman ilim evet. adamları. Evet. Şimdi aynı şekilde biz onların neşter vurduğu yerden hı hı. ya da işte efendim kuyu kazarken su çıkardığı yerden alıp belki aynısını içmememiz gerekiyor. Aslında birçok pedagogun ya da psikologun ya da işte efendim eğitimcilerin eh. biz e, ailelerle efendim işte ilim arasında ki oluşturduklar duvarın ana kaynağı hı hı. bu. Batılı bir bilim adamının sanki Batı'ya ait bir ilmiymiş gibi göstermesi ya da onların kullandıkları kavram ve kuramlarla bugün gündeme getirmeleri bizim biraz alemimizi kapatabiliyor. Kesinlikle hocam. Halbuki sizin ifade ettiğiniz gibi evet. eğer oradaki ilmi alıp kendi anlayışımıza, kendi kültürümüze, kendi inanç yapımıza kuvvet verebilecek bir boyuta taşırsak evet. herhalde ciddi bir yol alacağız. Kesinlikle hocam. Yani evet. şu efendim ilim adamı şu konuda şu teorisinde şunu ne? diyor. Bizi hep Kur'an ve kavramlarla meşgul ettiler Biz anladık ki kişisel gelişim batının bilmem şu boyutunu bize empoze etmeye çalışıyor. Evet, Asla bir düğme Evet aslında bir e, dü, odayı an, aydınlatmak için bir düğmeye basmak gibidir. Evet. E, fakat bundan sonrası Bunda... zaten kaynağı benim kitabım. Evet. Sayın hocam bizde de kusur var ama İslam dünyasında malumunuz olduğu üzere belli bir dönem sonra bir şerh dönemine girmişiz artık üretimi bırakmışız. Evet. Biz. Biz üretimi bıraktığımız zaman Batı bilimsel olarak da bizim önümüze geçmeye başladı. Aslında biz aynı hızla devam etsek elimizdeki evrensel kitap üzerinde çalışmaya devam etseydik yani şimdi öyle bir hal almış ki biz üzülerek söylüyorum başkaları keşfediyor. Biz bu da Kur'an'da var diyoruz. Başkaları keşfediyor bu sünnette var diyoruz. Evet. Aslında bizim elimizde kaynak bizim keşfetmemiz gerekirken başkalarının keşfettiğinin Kur'an'da sünnette var oluşuyla bu defa övünmeye başlıyoruz. Ne acı değil mi hocam? Tabii ki acı bir yani, şey yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeme içme adabında. Evet. Yani e, günlük yaptığı hı hı. E, o adiyat dediğimiz evet. basit günlük yaptığı şeyleri bile biz efendim e, çok önemsememiz gerekirken evet. maalesef batıdan birileri efendim yeme içmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağla yiyip içermiş. Efendim şu sağın. ...ve sağla içtiğimizde bedene verdiği enerjiyi, evet. verdiği faydayı... ...yani bir ilim adamının, batılı bir bilim adamının ağzından duyduktan sonra... ...aa peygamberimiz ne güzel şeyler <laughs> söylemiş. Ya. Halbuki peygamberimiz çok güzel şeyler yapmış, evet. yaşamış, konuşmuş. Biz kayıtsız şartsız teslim olsak... ...sonradan çıkan o ilimin, sonradan ilim adamlarının tasdiki... Bizim bir kez daha peygamberimize muhabbetimizi arttıracak. Allah razı olsun. Ben evet. hep şunu ifade ediyorum. Sayın nasip hocam. olursa kısa bir zaman sonra Umre'ye gideceğiz. İnşallah. Zaman zaman rehberlikler evet. yapıyorum kıymetli hocam. Maşallah. Hep şunu ifade ediyorum. Mucizelerin hepsi müşriklerin karşısında yaşanmamış. Hı -hı. Mesela Hudeybiye barış antlaşmasının yapıldığı yerde bir su mucizesi var. Hı -hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarından bir akan su söz konusu. Diyorum ki bakın arkadaşlar burada müşrik yok. Hepsi mümin. Evet. Bir evet. Allah ihtiyacı giderecek. Evet. İki buna şahit olan müminlerin imanı bir derece daha yükselecek. Evet. Yani birilerini imana getirmesi evet. için yapılmış bir şey değil. Evet. Evet şakkı kamer ayın iki ayrılması müşrikler karşısındaydı imana bir davetti. Hı hı. Tabii. Vesaire. Amaç o. Evet. Ama öbüründe evet. müminin imanını arttırıyor. Şimdi biz yaşadığımız ve kayısı şartsız kabullendiğimiz peygamberin yaşamını ilim adamlarının da tasdikini gördükten sonra aslında bizim imanımız bir kez daha artması gerekirken evet. Evet. biz onlardan dolayı kalkıp bunu evet. uygulamaya çalışıyoruz. İşte ne evet. acıdır dediğim evet. şey sanıyorum Aynen, bu öyle. olsa Aynen. gerek. Herhalde size de ızdırap evet. veren bu değil evet. mi hocam? Evet evet. Sayın yani hocam. batılı birim adamlarının çocuk terbiyesine baktığı açı Evet herhalde bir eksikliği hissettiniz tabii, ki tabii. böyle bir kitabı yazdınız kesinlikle. yani. Kesinlikle İnşallah orada bizler İslam eksenli olarak Kur'an ve sünnet temeline oturtarak e, günümüzde modern çağda bir çocuk nasıl yetiştirilir inşallah. Bunu okuyan anne babalar sayın hocam kesinlikle o yol haritasını görecekler görüyorlar evet. zaten inşallah. Türkiye genelinde bizim bu dördüncü baskıya girecek inşallah. Evet Dördüncü tamam. baskı İslam'da çocuk evet, terbiyesi evet, gerçekten. Doktor Mehmet Reşat Şavlu evet. hocamızın evet. bu kıymetli eserini inşallah, evet, inşallah. E, bizler de bütün dostlarımıza evet. e, tavsiye etmiş olacağız. Evet. Ensar yayınlarından çıkmış evet. bir kitap. Evet, evet hocam evet. çocuk nedir? Evet hocam. Allah çocuk razı olsun. nasıl evet. bir e, <laughs> varlık? Çocuk Aha. bizim için ne ifade ediyor? Evet. Biraz ...bununla başlayalım evet, mı? Evet Sayın Hocam Allah razı olsun. Bir defa... E, ...bizim tabii çocuğu... E, ...Yüce Allah'ın bizlere bir emaneti olarak... ...görüp... ...o emaneti bizden alırken... ...bizlere nasıl teslim etmiş... ...bizler ona nasıl teslim etmişiz... ...buna bakarak bizlere yarın... ...not vereceği... ...mahşer gününde de o notla... ...amel defterimizle karşı karşıya kalacağımız... ...bir cennet meyvesi. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki çocuk kokusu cennet kokusundandır. Allahü Teala o kadar güzel bir şey vermiş ki fakat verdiğini bizlere Tahrim Suresi 6. ayet-i kerime ile de bir görev vererek bizlere vermiş onu. Buyuruyor ki Estağfurullah billah <laughs> ya eyhellezine amenu qu ve ehlikum nara ila ahiril aye. Ey iman edenler kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Evet. Bize Allah koruyalım diye Celle Celaluhu. Şimdi bir emanet niye verilir hocam? Biz Muhabuz size bir şey emanet edeyim de onu muhafaza edip bana ya. vermeniz gerekir. İşte Allahü Teala o emaneti verip diyor ki muhafaza et. Ama sadece dünyada değil. Ahirette de onu muhafaza eden ol. Yani burada muhafaza edersen Allahü Teala ahirette de onu korumuş olursun. Onu da güzel bir yere oturtacaktır. Evet. Güzel bir yere koyacaktır. Fakat ben hep anne babalara şunu söylüyorum hocam seminerlerimizde, programlarımızda diyorum ki bu ayet-i kerimede hocam sizler de bu konuyu Allah razı olsun ee, yani sizin İslami ilimlerle olan e, yakınlığınızdan dolayı siz Eyvallah. de bilirsiniz. Eyvallah. Bu enfusekum ifadesinde nefislerinizi koruyun, evet. kendinizi ve ehlikum sonra aileye geçiyor. Şimdi kendimizi korumazsak, koruyamazsak aileyi nasıl koruyacağız, evet. çoluk çocuğu nasıl koruyacağız? allah Teala dileseydi ailenizi ve kendinizi koruyun diyebilirdi. Ama evet. önce bizi öne çıkar. Yani sıralama çok önemli. Sıralama burada. çok önemli. Evet. Kur'an'da hiçbir şey haşa anlamsız değil. Evet. Hiçbir şey tesadüf değil. Böyle bir şey yok. Tam tersi her şey evet. mucizeyle her takdir şey edilmiş, edilmiş. Her harfin bir mucizesi var. Evet. Her harfin. Şimdi bu ayet-i kerimeden hareketle biz hep şunu söylüyoruz. Çocuk terbiyesinden, çocuk eğitiminden bahsederken diyoruz ki bırakalım çocuk terbiyesini. Önce anne baba terbiyesinden bahsedelim önce anne babanın eğitiminden bahsedelim. Çünkü Allahü Teala önce anne babaya dikkat çekiyor. Evet. Zaten günümüz pedagogları da diyorlar ki aslında bir çocuk dünyaya geldiğinde aslında bir anne ve baba yetişmeye başlar. Çocuğun dünyaya gelmesiyle çocuğun terbiyesi değil bir anne baba doğuyor aslında çocuk evet. doğmuyor. Ve buna dayanarak da tabi e, tabii anne babanın kendilerini eğitmeleri yetiştirmeleri çok önemli ki. Ama bu da ne zaman başlıyor? Bu da onların anne babasıyla başlıyor. Bundan dolayı hocam Kınalızade Ali Efendi vardır. Ahlak-ı Ala adlı çok güzel evet, bir eseri evet, var. Evet. İşte orada bahseder bu konuda ve der ki onların bakış açısı şudur o İslam ahlakçılarının. Bir çocuğun terbiyesi 20 doğuşundan 20 sene önce başlar doğumundan. Bunun sebebi de onun anne babasının terbiyesiyle alakalıdır bu. Çocuk doğmadan önce 20 sene önce onun terbiyesi başlar. Evet. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olaya nasıl bakıyor? Aslında o kadar güzel bir bakış açısı var ki hocam. Buyuruyor ki öyle birini al ki öyle bir eş al ki nasıl bir çocuk istediğinin de bir göstergesi olsun. Allah Allah. Yani Efendimizin direkt hadis-i şerif bu şekilde değil ama bizlere şunu buyuruyor. ifade buyuruyorlar. Buyuruyor ki hani dört şey için evlenilir. Malum, malumunuz malı için evlendiğinizde bu kız ya da erkek fark etmiyor evet, aslında evet. tercih sebepleri soyu sopu işte güzelliği bir de ahlakı dindarlığı buyuruyor ki sen dindar olanı seç ki elin bereketlensin evin bereketlensin ya. mutlu olasın. Evet. Aslında tercih orada başlıyor. Evet. 20 yıl öncesini evet. ifade edince aklıma evet. iki sahne geldi hocam evet. İslam tarihinde. Evet. Hocam. Bir e, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Evet. Babası ee, sabit değil mi hocam? Evet. Evet. Evet, evet sabit. Onun sabit. efendim evlenmeden önceki rivayet edilir ki bir ekşi elma mevzusu falan var. Hmm, evet. Yani Allah, düşünün. Allah, evet. O yediği lokmanın efendim helalini araştırıyor. Yani dereden geçen ki öyle ifade hmm. edilir. O kadar hassas. Elbette oradan bir Ebu Hanife Hazretleri doğacak. Evet. Ve irşadı asırlar devam edip kıyamete kadar sürecek yani. bir ...koltuğa oturtuyor. Evet, Allah razı olsun. Bir diğeri yakın tarihimizde... ...yine İslam tarihinde <laughs> ama yakın tarihimizde... Evet. ...bir zaman karşımıza çıkıyor. Kıymetli hmm. hocam. Yani o kadar hoşuma gitmişti ki... ...geçen bir hatırada okudum. Diyor ki... E, efendim ...çevredeki ilim adamları... ...büyük gönül adamları... ...ilim erbapları... ...merak ederler küçücük... ...9-10 yaşlarındaki bir çocuk... ...nasıl olur da bu kadar... ...muazzam bir ilme sahip olur... Hmm bu kadar muazzam bir ahlaka sahip olur. Merak ederler, babasını annesini ziyarete giderler. Vardıklarında baba evde yok. Annesine sorarlar. Sorduklarında siz yani bu çocuğu nasıl yetiştirdiniz? Efendim abdestsiz yetiştirmedim, süt emzirmedim diyor hamileyken asla abdestsiz dolaşmadım ve her gün sesli Kur'an okudum diyor bu ya. güzel şeyleri duyduktan ya. sonra bakın ya. hamileyken ya. sizin az önce ifade ettiğiniz 20 yıl evet. ve ondan sonra doğumu anında evet hocam. sonra biraz sonra bakıyorlar ki Mirza Efendi geldi babası iki tane affedersiniz öküzü çift sürmekten geliyor ağızlarını bir torbayla kapatmış ve o şekilde şahit oluyorlar efendim diyorlar siz bu hayvancı hayvanların ağzını neden kapattınız Hı -hı. Gelirken başkalarının tarlasına girip zarar vermesin. Alıtmasın oradan da. otlamasın. Ya aman, ya aman. Çünkü onunla tarlayı sürecek. Tarladaki bereketten çoluk çocuğu yiyecek. Evet. Yani İslam tarihi Hı -hı. aslında bizim için bu modellerle Hı -hı. dolu. Evet. Biz galiba Tabii. bu İslam tarihine evet. sırtımızı çevirmişiz. Biraz daha, Evet. Belki yeniden bakmak gerekiyor hocam. Bence bu kitap biraz evet. o bakış açımızı bir güzelleştirsin inşallah. inşallah. Tebrik, tebrik ediyorum tebrik. hocam. Rica ederim. Evet. Teşekkür ederim. 20 yıl öncesine bahsettik. Evet, Buyurun hocam. Hocam e, Kınalı Ali Efendi dedim. Diyor ki ben e, çocuğumu görmeden orada geçiyor. Diyor ki annesini almam diyor. Diyorlar ki efendim çocuğunu annesini almadan nasıl çocuğunu göreceksin? Bu adam bir İslam alemi. Diyor ki eğer alacağım çocuğun annesini e, anne yani şey ben alacağım hanımefendinin annesini babasını görürsem çocuğumu görmüş gibi olurum. O yetiştiren anne Hiçbir baba şey. kendini koruyabilen bir anne babamı ona bir bakarım. Benim alacağım hanımefendiyi yetiştiren anne babaya bakarsam çocuğumu görürüm. Çünkü mutlaka Hiçbir o, o şey. kültürde yetişmiştir, bu da o kültürde yetişecektir. efendim buyurun. Evet, buyurun Ben anne baba annemin, babamın kültüründen bağımsız olabilir miyim Sayın Hocam? Evet. nerede okursam olayım beni o ana kucağında yetişmişim. O baba ocağında yetişmişim. ...onları da kendi anne babalarından kopamazlar. Evet, efendimizin bu manada herhalde bir şey mi var hocam? Evet. Siz anlatırken aklıma böyle İslam tarihinden böyle diplotlar not, geldi. Efendimiz herhalde dağme dimen tabiri mi kullanıyor hocam? Hmm. Böyle bir şey var mı? Yani bataklıktaki çiçek çiçeği almayın diyor. Evet hocam onu ben Var değil mi bu kitapta? Kitabını? Buna benzer. Ee, şeyde çöplükte açan Hah. gülden sakınınız. Harika, harika bir şey. Bir, Efendimizin bir evet. tavsiyesi. Hakikaten muazzam bir evet. şey. Evet. Çiçek ama. Evet. Bataklıkta yetişmiş, çöplükte evet. yetişmiş. Allah. Evet. Onun için e, kınalı zade Ali Efendi'nin efendim. Efendim, efendim işte Evet. evet çocuğumu görmem için e, alacağım eşin annesini babasını görmem lazım. Seniz çocuğu görmüş olur. Müthiş bir tablo hocam evet, ya. Allah razı olsun. Evet. Ve bir de yine çok güzel. Bu da zannedersem Maverdide geçiyordu. İmam Maverdinin de hocam Edebü't Dünya ve Din adlı. Evet. Ya aslında hocam bizim Ercat öyle güzel yazmış ki ya şu sadece Edebü't Dünya ve Din adlı o eseri elimize alsak. Yani doyumsuz bir eser hocam. Din ahlak ve açısından. dünya Edebi ahlak evet, öyle mi hocam? Ahlak açısından ya. müthiş bir şey. Orada diyor ki Nasıl bir çocuk istiyorsan öyle bir eş al. Koymuş hocam kanunu, kuralı. Ne kadar güzel. Nasıl bir çocuk evet. hayal ediyorsan öyle bir eş al. Şimdi bizim gençliğin evliliklerine baktığımız zaman Sayın Hocam, şehevi şeyler, sahte aşk tarzı bir bakış açısı, evet. flörtler, yani ahlak Surete aldanmalar. Surete aldanma, evet. dünyevileşme sonucundaki gelen evlilikler. E sonucu da işte bugün görüyoruz. Maalesef istediğimiz başarıyı yakalamış değiliz aile evet. müessesesinde. Bununla beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın sayın hocam bir hadis şerifleri var. Buyuruyor ki bir çocuk anne karnında ya saittir ya da şakidir buyuruyor. Yani, yani ya, ya mutludur, mutludur, mutludur ya da isyankardır. Allah Allah. Bu da o anne karnındaki az önce hamilelikten bahsettiniz evet. diye söylüyorum onu. Hamilelik döneminde annenin ve babanın yaşamı. Ben burada da özellikle babayı da katıyorum. Onu da ben sonradan öğrendim hocam. Biz hep hamile olan kadının annenin Çocuğu etkilediğinden bahsettik. Yani Psikoloji iyi olsun, oldu. işte ibadete evet. güzel olsun, evet. yeme içmesi güzel olsun. Evet. Halbuki evet. baba O süreçte babadan kimse bahsetmedi bize. Allah Allah. Ben bu bilimsel araştırmalarda gördüm ki neden babadan bahsedilmedi bize sayın hocam? Çünkü babadan kopmuş bu parça öyle bakılıyor o annenin karnında. Aslında bilim diyor ki o babadan kopmuş değildir. Baba ile bağlantısı e, azami derecede devam ediyor. Çünkü o ölmedi ki o parça. ölse zaten Anne karnında tekrar... Baba, babadan evet. hocam yani ayrı evet. vakti olması hasebiyle. Evet. Aslında evet, bazı şeyleri paylaşmakta sakınca Tabii. yok. Tabii. Babadan evet. aktarılan bir... Evet e, ama canlı. Evet bir canlı Babayla aslında. Babayla bağı devam ediyor aslında. Hocam evet. Efendimiz öyle ifade evet. etmiyor mu? Evet. Çocuk kimin döşeğinde dünyaya gelse ona aittir. Evet. Yani babayı vurguluyor aslında. Evet. Bu döşe kimin? Evet. Babaya ait. Tabii. Yani ondan bir parça aslında. Evet. Anne karnında besliyor, büyütüyor ama... Babanın Aynen. genlerini taşıyor. Allah o rakam zaman rakam. babanın psikolojisi çok önemli hocam. Babanın yedikleri, içtikleri, helaliyle haramıyla çok konuştuğu, dinlediği müziğe varıncaya kadar sayın hocam. Evet. Ve bir yalan söylese baba, o çocuk ana karnında huzursuz olur. Bunun bilimsel sonuçları var hocam. Bir anne yalan söylediğinde çocuğun duyduğu huzursuzluk strese girip parmağını emmesi söz konusudur. Çünkü Allah'ın yarattığı fıtratta buna bir tepki var. Yani vücut tepki veriyor. Anne farkında değil. Bu ateist de olabilir yalanı söyleyen anne fark etmiyor. O yaratılmış, konulmuş programda yalana yer yok. Yalanı dil söylüyor ama vücut buna tepki veriyor ve o anaya bağlı olan o çocuk da bundan rahatsızlık duyuyor, strese giriyor. Çocuk. Ümmetim yalan konuşamaz çok diyor umurlu. efendimiz evet, Aleyhisselatü efendim, vesselam razı olsun. Demek ki çok önemli bir vurgu. Evet, Bakın efendim, hamileyken evet. çocuğun evet. efendim evet. ruh yapısını, kimyasını siz evet. orada Evet, şekillendiriyorsunuz. Bu yönüyle hocam eş tercihi çok önemli. Bir Portekizata sözü var. İşte kitabında dedim ya bilimsel yönü de var evet, tabığımızın. Evet. Diyor ki: "Evlenmeden önce gözlerinizi dört açın, evlendikten sonra yarı yarıya kapatın." Çok güzel bir ifade. Hmm, evet. Yani çocuk yetiştirme bağlamında ve bir de aile hayatını devam ettirme anlamında. Şimdi evlenmeden önce gözünü dört açmıyor günümüz insanı. Belki önemli bir kısmı. Evlendikten sonra ne kadar açarsa açsın işe yaramıyor çünkü almış evet. tercih bitmiş ve o anne olmuş çocuğunun annesi olmuş ya da çocuğunun babası olmuş. Evet. Burada biz kadına ya da erkeğe özel bir vurgumuz yok hocam. İkisi de bütün örneklerimizde eşittir yani evet. bakış açısı olarak. Evet. Anne ve babaya verilmiş bir emanet dediniz. Görev var hocam. Evet. Ama cennetin evet. meyvesi onlar dediniz. Evet. Evet. Müthiş bir şey. Allah razı olsun. Ee, Kıymet hocam. Evet. E, yani çocuk terbiyesi. Yani 20 yıl öncesinden başlar ama günümüz modern aile yapısında hı hı. çocuk ihmal mi ediliyor? Evet. Allah ya da neyin telaşını olsun. çekiyoruz? Evet, evet. Bizim meşgul eden başka şeyler mi var ki? Ya, ya. Çocuğu dünyaya getirip evet. başkasını terbiyesine veriyoruz. Evet hocam. Allah razı Sonra sonuç üstten. Çocuğu ihmal mi ediyoruz? Allah razı olsun. Hocam bir defa bizim bir kuralımız var. Eğitim ana rahminde başlar o ana rahminde başladı ya. Sonra dünyaya geldi bu çocuk. O hadis-i şerife dayanarak biz onu diyoruz. Bize eğitimin böyle 3-4 yaş olayı yok. Ana rahminde başlar bu eğitim. Yani aktif eğitim ana rahminde başlar. Çocuk dünyaya geldikten sonra şimdi bugün en büyük sıkıntılarımızdan biri kadının hocam bulunduğu konumun dışına çıkması. Yani zarureten çıkabilir. Mesela bir anne çalışabilir mi? Çalışabilir. İhtiyaç varsa çalışabilir. Tabii ki kesinlikle hocam. Yani Edeb İslam, ve adaba dikkat etmek, İslam kadının iffetini muhafaza etmek şartıyla olur. arşı değildir. Evet, kesinlikle. Ama anne o dünyaya getirdiği yavruyu daha süt emerken o yavru o sütten kesip koparıp göğsünden koparıp bir kenara koyup koşuyorsa dışarıya, işe güce koşuyorsa ve buna mecbur değilse, çok mecbur değilse aslında bir anlamda o çocuğa kıymaktadır. Evet. Bu bilimseldir hocam. Çocuk dünyaya geldiği an itibariyle her an annesini arar. Annesini yakınında hisseder. İlk dört sene öyleymiş his, hocam. Evet hocam dört yaşına evet. kadar böyle zaten. Yani i̇lk üç çocuğu... sene can yani e, nasıl söyleyeyim ilk 3 sene olmazsa olmaz hocam yani. Evet ilk üç sene bir defa. Hep gözünün önünde görmek istiyor, görmek, bir istiyor de yakın görmek istiyor. Hocam onun alıcıları var. Çocuk aynı çatı altında olacak, annesini hissedecek. Evet. O ona güven veriyoruz. Çünkü hocam. az önce bir Hemen. kordonla annenin evet. göbeği de, evet. efendim hayatıyla bütündü. İlk 3 ve 4 yılda Hı -hı. annenin yakın çevresinde ama görmesi Hı -hı. lazım, duyması evet. lazım. Tabii tabi hocam. Ama tabii. biz tabii. kendimizi ondan uzaklaştırıyoruz. Evet, hocam. mecburiyet evet. yoksa uzak. Evet. Efendim nasihat ve selamın. Evet. İki seneye kadar yani evet. mesela süt evet. emme tavsiyesi var. Ayet i kerime zaten hocam. Ayet mi hocam? Ayet. Havleyini, kamileini, hmm. tam yıl süt emzirin. Kur'an'ın tavsiyesi evet. budur evet. Yani düşünün Cenab-ı Hak Hı -hı. bizi yaratan, bizim programımızı Hı -hı. ortaya koyan bize aynı zamanda yol gösteriyor. Evet. İki sene diyor. Allah razı Öyle olsun. mi hocam? İki sene tam, yani, i̇ki tam yıl. Yani ama ben işte evet. üç aydan sonra efendim işte sütüm yetmiyor diye Evet, evet. efendim işte dışarıdan farklı mamalarla hı hı. çocuğu anne sütü imiş gibi evet. kandırarak Aslında kandırıyor. Başka evet. bir şey değil. Evet. Zaten yeterli bir... olmadığı halde. Evet. Allah razı olsun. Ben şöyle bir şey desem evet. hocam. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki işte şöyle davranın. Hı hı. Ama ben davranmıyorum. Hı hı. Evet. Geçen bir yerdeyim hocam. Hı hı. Arkadaşlarımızdan birisi faiz <laughs> mevzusunu gündeme getirdi. Evet hocam. Fakat Ayrı danışman olduğum için bu arada sevgi dostlarımız da biliyorlar. Biz İstanbul Başakşehir'de e, Türkiye'nin her tarafında telefonlarla, efendim işte İstanbul içinde de özellikle birebir terapilerle ailelerimizin e, yapısına dokunmaya çalışıyoruz. Evet. Danışanlarımız geliyor. Geçen birisi ailedeki huzursuzluğunu ifade edince, tabii ev alması gerekiyor, para kazanması lazım, işte alması için e, takviye et, etmesi lazım. Bir bakıyorsunuz evet. o faize bulaşmış. Hmm. Ya, Allah. cımbızla çektim evet. ben onu. Evet. Bakın faiz başka bir şey hocam. Hı -hı. aile huzursuz, aile faciası. Bunu bir tarafa geçiriyorum. Şimdi annemizin o mecburiyet olmadan efendim çocuğunu terk edip çalışması Hı -hı. Adeta Cenab-ı Hakk'ın çünkü faizyen bir adam Allah ve Resulü savaş açıyor değil mi? Evet. Kur'an'da öyle ifade ediyor. Kesinlikle. Şimdi aynı kuralı ben buraya da koyabilir miyim? Yani Allah celle celaluhu evet. şöyle yapın. Çünkü bizim evet. kullanma kılavuzumuzu o iyi biliyor. Abi. Çünkü bizim neden hoşlanacağımızı, nasıl gelişeceğimizi, nasıl büyüyeceğimizi, nasıl değişeceğimizi, nasıl mutlu sizin ifadenizle, nasıl sa'id olacağımızı evet. Evet. o biliyor ve bize tavsiyede bulunmuş. Allah razı olsun. Biz eğer onu evet. bilerek kesip hı hı. Efendim işte çocuğu başkalarının yetişmesini emanet edersek Allah'ın bu kuralına karşı gelmiş oluyor muyuz? Sayın hocam e, kesinlikle karşı gelmiş oluyoruz ve bir de aslında asıl zararı dünyada da görüyor. Geçen bir e, benim hatır sayılır bir abimiz, bir bilim adamı bu anada, eğitimci. Dedi ki, e, tespitler bu yönde. Şimdi o küçük yaşta, hocam süt çağında veya işte o 4 yaşa kadar o 3 yaş, 3 sene özellikle eğitimde çok önemli. O dönemde çocuğunu ee, mecbur olmadığı halde hocam bırakıp da yani çocuğu başkalarına bırakan kim olursa olsun hocam bu anne annesi olur baba annesi fark etmiyor. O anne olamaz. onun gibi olmaz. O anne olamaz. Evet. Çünkü o his o annede var sadece o çocuğun evet. aldı. Diyor ki onu bırakanlar o çocuklarını yarın diyor o çocuklar da o anne babayı hiç gözünü kırpmadan huzur evlerine bırakıyorlar. Rahatlıkla terk edecek. Bunlar o çocuklar. Yalnızlaştıracak. Evet bunlar o çocuklar evet. hocam onun temelini atıyor aslında diyor. Şimdi onu bir defa e, süt dediniz ya hocam. Evet. Çocuk anneden sütle birlikte aslında sevgi yudumlar, güven yudumlar ve sütün her günü bir mucize hocam. O konuya özel eğildik kitabımızda. Evet. Bilimsel çalışmalarda bugünkü sütün yapısıyla hocam annenin emzirdiği sütün yarınki sütün yapısı aynı değil. Allah her yani güne göre farklı arkadaşlarımız bir Arkadaşlarımız mesela yaptır. böyle bir yazsalar. Gıda. Ha. Efendim annenin evet. anne sütü her gün çocuğa yapıya sahip. E, güven yani, yudumluyor ya da işte yudumluyor. efendim sevgiyi evet. yudumluyor evet. desek gü gü güven ya da onlar. her gün sütün terkibi evet. değişiyor. Bu da Kesinlikle. ayrı bir mucize Terkip hocam değişiyor hocam. Her gün farklı. Çünkü beden farklı. değişiyor. Evet. Ona göre zebra bak demek ki terkibi arttırıyor. Evet. Allah Müthiş Allah bir mucize. Ona göre değiştiriyor o terkibi hocam. Her gün ihtiyacı farklı. Can şey Şimdi bu terkibi kesip de ihtiyaçları asıl bizi yaratan bizi Yaratan bize şah damarımıza daha yakın olan hamurumuzu yoğuranın verdiği terkibi bırakıp başka bir terkip ona uygulamak bir kul aciz bir kul olarak ne kadar yanlış bir şey? Ben hep şöyle diyorum hocam, evet. ee, diyorum ki yani tamam Allahım ben seni seviyorum <laughs> efendim işte kurallarını da duyuyorum hmm. valla kusura bakma hiç işime gelmiyor Evet takmıyorum evet. birisine öyle dedim biliyor musunuz? Ya. Şu anda senin yaptığın bu dedim dolaylı olarak. Hocam olur. haşa dedi öyle şey mi olur dedi. Ben Allah'a böyle der miyim? Ama yaptığın hmm. şey bu dedim. Ya. Allah yapma diyor. Allah Sen Allah. yaşantınla yapıyorsun. Dilinde değil. Evet hocam. Dolaylı olarak böyle. Allah'ım seni sevmiyorum evet. demiyorsun evet. ama tavır ve davranışınla, yaşayışınla Allah'ı sevmediğini gösteriyorsun. Allah razı olsun Hocam. Aynı az önce faiz dediniz ya hocam. Evet. Yani işte faiz, zina değil mi hocam? Evet. Ya şimdi faiz faizdir. Bunun artık yani hocam bizim oraların ifadesiyle Erzurum, ...allem gullem yapmaya gerek yok. Yok kredisinin şurasıdır, burasıdır, enflasyon oranıdır falan. Ya faiz faizdir. Evet. Ve faiz haramdır. Gitmiştir evet. yani. Efendimiz girmeye... haram belli, haram elal belli diyor. Bitmiştir yani? İçecek konusunda şu sarhoş ediyor, şu etmiyor falan. Ya her şey belli. Azı yani. çoğu haram diyor. Kesinlikle bir damlası daha. Evet. geçen gün bir lise birinci sınıftan bir çocuk Babası öğretmen bizde almış getirmiş. Çaresiz kalmış bana getirmişler. Hocam diyor benim çocuğum illa tadına bakacağım diyor alkolün. Arkadaşları içiyormuş merak ediyor. Tadına bakacağım. Çocuk da karşımda diyor ki ya hocam azıcık içmek istersen ne olur ki bir tadına bakacağım diyor ya. Diyorum ki bak hadis-i şerif çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Fark etmiyor. Peygamber o dönemde noktayı koymuş zaten. Ve Tabii gençliğin içinde bulunduğu bunlar hocam sıkıntılar. Yani o genç neden ona merak duyuyor? Neden ya da neden o hale getirildi? Çevre, içinde bulunduğu şartlar, arkadaş çevresi ki o arkadaşlar dediğimiz kim? Onlar da bizim çocuklarımız. Evet. Mesela hocam yani böyle bir boşluk var, böyle bir bunalım var. Tam bu noktada hocam aile okulu çok önemli. Aile okulu. Biz bunu çok yani özen özenle ve önemle vurguluyoruz. Her ailede bir okul olmalı hocam. Anne baba okulu. Ya yani her aile bir okul olmalı evet, aslında. Her aile bir okul ama gerçekten okul olmalı hocam. Yani tabii fiillerle bir okul olma var. Bir de ilim dersleri vardır yani. Şimdi şu bir gerçek ki ben bu çalışmalarımda şunu gördüm hocam. Anne babanın yaptığı daha çok etkiliyor çocuğu. Yani fiiliyat, yaşadığı şeyler diyor ki mesela bir bilim adamı diyor ki bir annenin bir çocuğun üç tane ebeveyni vardır. Bir annesi, iki babası, üçüncüsü de diyor anne babanın Yaşantısı, ilişkisi, evdeki çocuğun gördüğü evet. ilişki diyor ki o üçüncüsü daha etkilidir. Şimdi anne babanın yaşamını bir defa çocuğa yani tam yani belki hiç e, her anında idol olacak davranıştır, öğretmendir. Çocuğun hareketlerini şekillendiren, yazan, çizen her şey odur. Yani evde. Ha, büyüklerimiz öyle evet. ifade edilir, etmişler ya hal evet. dili kal hal dilinden evladır demişler evet. yani. Evet. Demek ki yaşam başka bir şey daha evet. içten tesir ediyor. Evet Hele bir de ihtiyaç hissederek evet. yaşıyorsa Evet bundan dolayı da hocam demişlerdir ki eğitim doğruları söylemek değil yaşamaktır. yapmak yapmaktır yapmaktır yaşamaktır Yani verebileceğimiz bir anne babanın çocuğuna verebileceği en büyük mesaj kendi imajıdır evet. kendi yaşamıdır Geçen gün benim çocuğum benden kalem istedi Sayın hocam evde küçük çocuk, Dedim ki kalem var. Şurada ceketimin cebinden al dedim. Almaya gitti, getirdi. O olmaz dedim. Niye bu kalem olmaz dedi? Babacığım. Dedim ki o kalem dedim devletin kalemi. Benim cebimde o imza kalemim dedim benim müftülükteki dairedeki dedim. Onu bırak dedim git öbürünü al dedim çocuğa. Küçük bir çocuk. 3-4 yaşlarında bir çocuğum benim. Evet. Ona ben o devlet malıdır. Onunla sen bir şey yazamazsın evde. Hocam Hazreti Ömer mesela bunu ona göstererekiklemişsiniz. Allah razı olsun hocam. O çocuğun benim o ifademden, o hareketimden alacağı dersi ben ona kütüphaneler dolusu kitapla anlatsam anlamaz. Kesinlikle. O kadar iz bırakmaz yani. Bu yönüyle yaşantımız çok önemli ve konuştuğumuz her şey çocuklar bizlerin sözlerini değil hocam izlerini takip eder. Anne baba konuşurken ya şu araştırmalarda şunu gördüm hocam çocuk uyuyor ya yanı başımızda Bizi duyarken ondan etkileniyor ya çok ilginç bu bir mucize. Evet. Diyor ki uyurken yani diyor ki çocuğunuzun sizi duyabileceği e, her noktada dikkatli olun, dikkatli konuşun. Çünkü sizin her sözünüz çocuğun temeline konulan birer tuğladır. Evet. Her sözümüz ve kaydediliyor. Ve kaydediliyor. Evet. Ben her zaman evet. arkadaşlar şunu ifade ediyorum. Yani şu anda şu telefonu açtığımda, Evet kayıt düğmesine bastığımda Hı -hı. bizim seslerimizi alır mı? Alır. Evet, alır. Aynı anda burada öten bir kuşun sesini alır mı? Yani. Alır. Üstümüzden geçen bir e, evet. şeyin uçağın sesini alır mı? Alır. Alır. Aynı. Rüzgarın sesini alır mı? Yani. Alır. Hepsi birbirine mani yani. mi? Değil. Çok güzel bir örnek hocam. Çocuklarımız alır. alıyor. Hocam. Çok güzel bir örnek. Hatta bir Gerçekten. kıymetli bir eğitimci mi evet. siz evet. gibi bir ilim adamıyla sohbet ederken böyle bir cümle kullandı. Tamam. Çocuklarımız uyurken bile bizi duyuyorlar evet. dedi. Evet. Aynen Allah razı olsun. Ve bi, yani onlar uyumuş gibiler ama bilinç altları uyumuyor. Tabii, bilinç açık. Hatta bir tavsiyede evet. bulunmuştu sevgili izleyenlerimizle de evet. bu tavsiyemizi hatırlatmış olalım. Hı -hı. Çocuklarınız uyurken onun odasında küçük bir ses frenkasında Kur'an dinletin. Hı -hı. Telefonunuzdan ya da efendim işte bilgisayarınızdan hatta bunu gecede yapın. Hı hı. Çocuğun bilinç altında ona karşı ilgi olmaya başlıyor. Bir diğer husus çocuğun huzurlu uyumasına vesile oluyor. Bir diğer husus çocuğun Rabbine karşı sevgisi artmaya başlıyor. Tabii. Bilinç alıyor. Çocuk anlıyor mu anlamıyor. Ama bilinç kaydediyor. Hatta demişti yani. ki bize siz de yapın kendinize. Evet. Siz de yapın. Küçük bir Kur'an sesi. Normalde hmm. hocam alanınıza giriyorum. Hakkınızı helal edin lütfen. Yani efendim ma evet. malumunuz Kur'an dinlemek, okumak sünnet. Hmm. E dinlemek farz. Evet, evet. Şimdi uyurken ya Kur'an Kur açık. Ne yapacağız? Yani o anda dinlemiyor gibiyiz ama benim bilincim dinliyor ya. Hmm. Bana şey ifade etmişti hocam. Ya yeah. huzurlu uyuşunuza hmm. ve bir diğer husus gece sizin üzerinizde etki edecek hı hı. ya da müsallat olacak negatif güçleri hı hı. ya da efendim şeytani ve cinni olumsuz etkileri güçleri oradan def eder çünkü Kur'an okunuyor. Kur'an okuduğu yerde ya, melekler ya. olur hocam. Evin duvarlarına diyor Kur'an dinletin. Siz ya. evde olmasanız dahi açın Kur'an'ı, duvarlar Kur'an dinlesin. Bu da başka bir bakış açı, müthiş bir şey. E, evet hocam, eve girdiğinizde eşinizle veya eşiniz eve geldiğinde daha olumlu bir hava hissedeceksiniz. Çünkü evde bir Kur'an havası var. Ondaki olumsuzlukları da o bastırır ve bertaraf eder. Olumlu bir enerji var. Çünkü evet. duvarlarda olumlu bir enerji var. Kapıda enerji, eşyada olumlu bir enerji var. Ya Kur'an mucize ya Evet. O enerji evi sardığı için hocam daha huzurlu daha mutlu bir aile ortamı oluşuyor tabii. Bir de aynı zamanda şahitlerimizi de arttırmış evet. olacağız. Aynen öyle. Kur'anla meşgul olan şahit evet. meşguliyetimize şahitlik edecekler. Evet. Dilim ve sanıyorum hocam değil mi susacakmış dil. Evet evet. evet yani tabii. dil susacakmış. Hep bütün azalar kendileri. Şu masa tarafından. bile şahitlik evet, edecekmiş. Evet. evet hep ben şahidim ki. Var. Evet. Efendim Mehmet Reşat Şavlı evet, hocam evet. Allah geldi Allah ve bunları konuştu. Evet, bize şahitlik edecekse. Evet. O duvarlar neden şahitlik etmesin? İnne <laughs> sem'a vel basara vel kullu kana anhu mes'ula. Kalp, gönül, göz hepsi bunlardan mesuldür. Hepsi hesap verecek. Evet. Hepsi hesap verecek. Yani e, uğraştığın, ilgilendiğin, dünyada onun için kalbinin, yüreğinin attığı ne varsa hepsine dikkat et diyor yani. Evet. Allah razı olsun hocam. Evet. evet. Hocam hakikaten evet. çok kıymetli e, cümleler. Bir de ilim evet. adamının, gönül adamının, evet, ehlinin dilinden dinlemek bir başka gerçekten hocam. E, keyif veriyor. Evet. E, anne baba e, temel evet. taş, evet. şey ifade ettiniz. Yani yapmaktan ziyade yaşıyor evet. olması evet. çok daha tesirlidir evet. Evet. çocuğun aleminde. Evet. Çünkü çocuk o renk ile boyanacak evet. demiştiniz. Hocam size. temelde bir sıkıntımız var. E, zaman ayırmıyoruz çocuklarımıza Sayın Hocam. Şimdi günümüzde öyle bir dönemdeyiz ki... şimdi artık e, haz ve hız çağı olarak isimlendiriliyor. Haz ve hız evet. evet hocam. Şimdi bu hızda arada çocuklar kaynıyor. Bir defa çocuğa verebileceğimiz en değerli şey zamandır. Bir defa bir anne babanın ona daha ondan daha iyi bir şey veremez. Evet. Yeri gelmişken evet. sorayım Estağfurullah, hocam. Hı. Estağfurullah. Şimdi İstanbul hakikaten evet. metropol evet. ve çok hızlı yaşatan bir şehir. Hı. Zamanın en çok tükendi, hızlı tükendi şehirdir İstanbul. Hı. Ama Aynı zamanda bereketin de evet. yaşandığı bir şehirdir. Tabii, tabii. Bakış açıya göre İstanbul değişir Tam ama... Az önce içeri girerken İstanbul'a kusura bakma. Estağfurullah. Burası Fatih'in şehri ya hocam. Evet. Sultan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin şehri. Girerken o hissiyatla girdim bu şehre. Evet. Ondan destur aldık da girdik. Biz eyvallah hocam. eyvallah ne kadar güzel. Onu ne zaman İstanbul'a girsem hissederim. Hocam emin olun aynı Ayak hissiyata sahibim. Ayak bastığımız şeyi hissetmekle. Yani bura... Burası farklı bir yer. Ben de Boğaz'a gelir gelmez evet. diyorum ki peygamber şehridir. Ya, peygamber o. övgüsünü almış bir evet. şehirdir. Ben de o gözüyle bakıyorum. Allah hakikaten Allah e, hissiyatlarımız gerçekten evet. çok bir evet. şey yapıyor. Buyurun. İstanbul hızlı yaşatıyor. Zaman evet. hızlı tükeniyor. Doğru hocam. Mesela Anadolu'nun işte bir şirin ilçesindesiniz. Gemlik'i de iyi biliyorum. Evet Sayın Hocam. Allah Gemlik'te hocam. zaman hızlı gidiyor mu İstanbul'a göre? Yoksa biraz daha efendim işte zaman ayırabiliyor musunuz? Mesela eşinize, çocuklarınıza ya da işte ne bileyim dostların evet. bulunduğu meclislere evet. daha çok katılma imkanınız oluyor mu? Evet hocam. gemliğe küçük bir İstanbul diyorlar. Yani İstanbul yolu üzerinde olması ve işte 110-150 10, arası 100 aşkın var. bir nüfusu var. Evet. Ama yazın tabii bir plaj turizmi var oranında <laughs> 300 lere falan çıktığı müşahede ediliyor. Orada tabii ki kişiye göre değişiyor Sayın hocam benim için zaman gerçekten şu anda çok hızlı akıyor yani ben işlerimi zamanıma sığdıramıyorum yani benim işim zamanımdan daha fazla aşıyor zamanımı Eğer bir davanız varsa bir davanız varsa o dava peşinde koşuyorsanız neler daha fazla ne yapabilirim Mesela ben bütün okulları Sayın hocam ee, bu kitabın Milli Eğitim'de proje kitabı olarak kabul edildi. Bütün Çok okullardaki güzel. velilere, bir 19 bin veliye, 19 bin veli, ben konferans veriyorum hocam, Ağırı seminer veriyoruz. veriyorum. Okullarda inanç sohbetleri yapıyorum. Bugünlerde yani ne kadarı gerçek, ne kadar e, yalan, uydurma bilmiyoruz ama yok efendim deizmdir, şudur budur var ya evet. hocam. Karşılıklı soru cevap şeklinde... O birilerinin furyası başka bir şey değil evet, hocam. Evet hocam zaten onu ben anladım da... Benim bu. ülkemin gençleri deizm inanç kapılmazlar sohbet. hocam Aynı ben inanıyorum. Hocam. Mesela bir sınıfı bir okulda karşımdalar bir salonda konferans salonunda diyorum ki deizm nedir diyorum. Çocuklardan deizmin ne olduğunu bilmiyorlar hocam. Evet, ya Bu evet. böyle suni gündem. Yani aslında, e, aslında kendini... Belki e, biraz... teknik o her zaman olan bir şeydi evet, zaten. Evet bu kendini yeni bilmez bir şey değil. bazı evet. e, böyle e, kalemlerin, düşünürlerin... Yani, e, e. Efendim kafaları karıştırmak. Efendim işte var olan eğitim sistemini Hı -hı. bozmak, evet. eğitimle evet. eğitimin mimarları olan efendim bakanlığın düzeyindeki evet. efendim insanları ya da işte devletin çocuklarına, gençlerine sahip çıkmadığı evet. algısını oluşturmak, oluşturmak için, için bir oyun hocam. Sahte, evet. Yoksa e, efendim hiç kimse size etmesin. benim ülkemin zaman. gençleri evet. e, efendim bu deizm denilen evet. e, artık kullanmak istemiyorum. Evet, Kapılmazlar. Eğer hocam. o deistler gerçekten var olsaydı hocam, 15 Temmuz gecesinde bu ülke kurtulamazdı bence. Evet. Bak denildiği kadar gerçekten olsaydı hocam, çünkü Allah'a iman ve bağlılığın eseri olarak o gece bu memleket, evet. bence o bir sınavdı yani evet. bu manada da. Tabii ki tek tük vardır ama bu zaten önem arz eden bir seviyede değildir. Hocam zaman... Yani özür dilek söylüyorum. Bu arada hani evet. sevgili izleyenlerimizden evet. deizm ne oluyor falan filan evet. diye ifade edebilirler. Evet. Evet. Efendim Mantık şu deniliyor ki Allah'ın varlığını kabul edeceğiz tamam amen Allah bizi yarattı ama ya ondan sonra Allah bize karışmasın ya. Evet. Yani Allah bu tüşeler niye karışsın ki? Evet. Yani, yani baksın ben rahat olayım yani. Zaten. Rahat Yaratmış olayım. Bırakmış yani, evet. Aliyetim. Yani mantık bu evet. Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz evet. sonra Allah'ın kanunlarını Tabur etmeyeceksiniz aslında, Yurt dışına çıktığımız zaman efendim işte ben orada farklı bir millet olarak farklı bir devletin bireyi olarak girdiğimde ya bir öncelikle benim oranın yasalarına, oranın kurallarına, oranın polisine, jandarmasına, efendim işte kanunlarına benim bir kere tabi olmam gerekiyor evet, ki valla. orada rahat edeyim. Evet hocam o da ateizme götüren bir sistem aslında Tabii ki. Aynı zamanda evet, Resulullah Vesselam'ı devre dışı bırakıyor. Tabii, tabii, kasıtlı. Yani uygulayam çünkü süreç, efendimiz ya tabii. Allah hem Peygamberimizi devre dışı bırakacak. Hem Allah'ın kanunu olan kitabını, Kur'an-ı Kerim'ini devre dışı bırakacak. Evet. Efendim Kesinlikle. benim milletim, evet. benim gençlerim, benim kardeşlerim, benim annem, evet. babam buna gelmez. Gelmez. Yok birileri kendileri evet. bilmezlerin Dedim ya ortaya son iyi koydukları bir iyi değil. Gündem. Gündem zaten yani. gündemden de kalktı hocam. Evet. Yani biz zaten görmüyoruz onu. Biz tanımıyoruz öyle evet. bir şey hocam. Ama biz ne yapıyoruz? Biz hakiki İslam'ı da anlatıyoruz. Evet. Bütün gençliğe, nesle, yurtlara, üniversite... O konferanslarında, konferanslarda bunları ifade ediyorsunuz. Fazlasıyla hocam. Ben Harika bir şey. Haftada belki 5-6 tane konferansım vardır. Evet. Hiç durmam ben. Müftülerimizin hep böyle evet. olsun inşallah ya hocam. Hep böyle olsunlar. İnşallah hocam. Yani, böyle yani yazar çizer benden olsunlar, daha iyi okullara arkadaşlar gitsinler, da var. gitsinler. Elhamdülillah benden daha iyi arkadaşlar var. Ama tabii ki böyle olmak lazım. O da bir gerçek evet. yani hocam de hocam Allah müftü Allah olmak. Evet. Hocam. Ve kaymakam olmak. Bir, bir hayalimdi. Çünkü eğer müftü olsaydım hocam e, her vakit bir camide kılmayı evet. hedeflemiştim. Maşallah. Ve her mahallede mutlaka bir kona kurdurup Evet. mahalleyi özellikle evet. o kona davet ettirecektim evet. caminin yanında bir külliye boyutunda. Bunların hepsini yapmışsınız hocam ya. Zaten Eyvallah. yapıyormuşsunuz. hani cuma sohbetleriniz Allah razı Eyvallah. olsun. Eyvallah <laughs> 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 çok teşekkür ederim. Kaymakam da olmayı olsun. isterdim evet. hocam her gün Evet. ...makamıma uğrama fırsatını bulamayacaktım. <laughs> yani böyle bir evet. şeyim vardı ama... Evet. ...Cenab-ı ekranlar Çok bir vasıtasıyla bir bizi ulaştırıyor. Çok güzel bir noktadasınız Eyvallah, hocam. eyvallah. Bizlerin gerçekten Rabbim sizin gibi değerli sağlam... Ama imreniyorum hocam sizin Orada ilminize, var. efendim sizin çalışmanıza, gayretinize... ...efendim bakın gençlere ulaşıp 19 bin evet. gence ya da işte aileye... Hem insanlara, genç hem aile. Evet Aynen. yani 19, bin 19 bin insana... 19 bin genç, 19 bin aile ayrıca... Yani bu kadar Tabii insana ulaşmak kolay evet. bir şey değil hocam. Evet e, Demek ki zamana e, zamana sığdıramıyorsunuz. Zamana sığdıramıyorsunuz hocam. Ger Oradan gelmişlik hatırlarsanız. Olsun. Hocam zaman ayırma olayı önemli. Oraya evet. bir vurgu yapmam gerekiyor. Şimdi e, şöyle güzel bir ifade var. Bu bir bilim adamı der ki bir çocuk için bir çocuk çok fazla şeye ihtiyaç duymaz. Onun için e, yere eğilip onunla oynayan bir anne baba en güzel oyuncaktır. Evet. Bu çocukla ilgilenmek zaman ayırmaktır. Bir baba düşünün ki hocam gün boyu iş güç peşinde koşuyor. Akşam geliyor, hanım koca bekliyor. Öyle mi hocam? Belki de hanım hele bir de ev hanımıysa konuşacak kimse bile bulamamıştır. Evet. Akşam eşi gelecek de onunla muhabbet edeceksin. Aile vakti olması yönüyle de programımızın içeriğinde zaten bizim hem çocuk hem aileyi kapsayan bir program evet. hocam. Ve ailenin tabii en önemli bireyi çocuktur aslında. Yani nesli yetiştirme anlamında baktığımızda şimdi baba geliyor. Eş koca bekliyor, çocuk baba bekliyor ama eş içeri girdiğinde hocam elinden telefonu düşürmüyor, tele, televizyonun karşısına geçiyor veya işte çayını getiriyor, yemeği, neyse göz orada, çocuk geliyor yanına, baba baba bakmıyor, baba bakmıyor hocam, baba bir şuna bak, şöyle şuna. oğlum annene git. Anne de duyarsızsa oğlum ablana git ya da gideceği başka yer var mı bilmiyorum ama burada zaten kopuyoruz bir e, uzman bir arkadaşımızın evet. e, kalbi güzel bir arkadaşımızın ifade ettiği şey çok hoşuma gitmişti. Evet. Yani petete diyordu. Petete. Evet. Pijama, terlik, televizyon. Hmm. <laughs> PTT yani bizim teşkilat olarak değil <laughs> PTT yani bize <laughs> pijama, terlik ve televizyon babayı aileden koparıyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Hocam e, hani anne baba çocuk için evet. eğildiğinde efendim onunla en güzel oynadığında oyuncağı. en güzel oyuncak evet. olur. Efendimizin aslında bu manada çok evet. güzel bir Allah hatırası Allah. var. Evet. E, müsaade ederseniz güzel. kısa bir ara verelim. Güzel. Bu hatırayla başlayacağız inşallah. izleyenler aile vaktine kısa bir ara diyeceğiz. Ama biz burada olacağız. Sizi mutlaka bekliyoruz. <laughs> Efendim aile vaktine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bursa Gemlik Müftüsü Doktor Mehmet Reşat Şavlı Hocamla birlikteyiz. Çok enfes, çok özel ve gerçekten uygulama boyutunda çok tatlı böyle cümleler yakalıyorum. Ben onu duydukça gerçekten mutluluktan uçuyorum. Rabbim inşallah bu hallerimizi arttırsın. Aileyi, bireyi, toplumu, ülkeyi, insanlığı dert edinen ilim ve gönül adamların sayısını arttırsın inşallah. Ee, kıymetli hocam, siz az önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte anne babasının işte oyuncağıyla ya da çocuk için en güzel oyuncak onun inerek efendim oynamasıdır. Ee, iki hatıra geldi aklıma, onu paylaşayım sevgili izleyenlerimizle. Ee, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ...Hasan ve Hüseyin Efendilerimizi hı. çarpıştırıyor. Hı. Yani güreştiriyor daha doğrusu. Evet, evet. Güreş Efendimiz'in hayatı da çok kıymetlidir. Evet. Bir de yüzme boyutunda bir tavsiyesi evet. var. Evet. Ee, şimdi Hazreti Ali Efendimiz içeri girince... Peygamber Efendimiz tabi haliyle koltuklar yok. Hı. Şimdiki lüks hayat yok. Tabii. Efendim halılar da yok. Hı hı. Toprağın üzerinde ya da hasırın üzerinde... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...hadi Hüseyin, hadi Hüseyin diyor. Hı. Şimdi Hüseyin küçük... Hazreti Ali Efendimiz içeri girince bakıyor ki Resulullah küçüğü tutuyor. Hadi Hüseyin ya Resulallah diyor. Ee, şey, ha, ha Hasan diyor hadi Hasan diyor. Hasan büyük diyor. Efendim diyor tabi Peygamberimiz büyüğünü tutunca Hazreti Ali Efendimiz rikkatine dokunuyor. Ee, ya Resulallah diyor Has, Hüseyin küçük diyor. Siz diyor Hasan'a yardım ediyorsunuz Hasan, ama diyor görmüyor musun diyor Cebrail de Hüseyin'e yardım ediyor. Evet, hocam. Allah razı olsun. Yani müthiş <laughs> bir şey. Çok şey. Müthiş bir şey. Gerçekten evet. öyle. Çok ee, tatlı bir örnek. Allah Buyurduğunuz Allah gibi evet. Efendimiz evet. çocukların evet. o halleriyle e, hatta programın evet. ta başında ifade ettiğiniz bir şey vardı. C Reyhan cennet kokusu evet. tarzı. Evet, evet. Efendimiz. Evet. Hasan ve Hüseyin Efendilerime evet. Reyhanım demiş ya Öyle. sizin ifadenizde. Benim evet. Reyhanım. Koklarcasına evet. öpüyormuş çocukları. Evet. evet. Bu Allah başka Allah. bir şey. Kıymet evet. Hocam, çocuklarla şakalaşma. Madem efendimizin evet. böyle bir halini e, hatırladık, <laughs> evet. e, çocuklarla şakalaşma adabımız evet. ne olmalı? Yani evet. e, nasıl şakalaşmalıyız? Sevgiyiz. Çocuklarımıza evet. efendim işte oyun oynayacağız veya evet. nasıl? Evet. Ne yapmamız lazım hocam? Hocam ben bunu sevgili seyircilerimize şöyle ifade edeceğim. Sadece Peygamber Efendimiz'i örnek alsalar yeter sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz çocuklara bir defa sevgi yönünden onun eşsiz ve benzersizdir. Hz. Enes radıyallahu An diyor ki çocuklarla şakalaşma yönünden Allah Resulü'nden daha ileri olanını görmedim. Hz. Enes diyor. Nasıl şakalaşırdı? Aslında şaka eşittir içinde sevgi zaten sevgisiz olmaz evet. ve eğitim vardır. Sevdiğiniz hocam. kişilerle şakalaşırsınız. Evet. Ya. Allah razı olsun. Zaten buyuruyor ki çocuğu olan onunla çocuklaşsın. Bu hadis bizim için çok önemli hocam. Evet. Çocuğu olan onunla çocuklaşsın. Kendisi çocuklaşır mıydı? Evet. Ben mesela şimdi şöyle e, Mekke-Medine sokaklarında bir hayal edelim onu. Ben öyle Ferhemedimizin hocam e, hayatını anlatan e, nerede bir kitap bulsam hiç yani hemen öne alır o kitabı bitiririm hocam. Çok güzel yani. Çok başladım. okudum onun hayatını elhamdülillah. Yani dolayısıyla sizin bu bir hayal kurabilirim onun. Davranışınızla yani. da biz evet. de şunu anlayacağız. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair evet. birçok kitap okumamız lazım. Okumaz bazen. Belki şey aynı hadiseyi anlasa bile başka bir yönüyle Efendimiz'e bakış açımızı değiştirir. Kesinlikle hocam. Öyle de bir şeyim var elhamdülillah ve okuya okuya da artık e, e, bir yanlışlık da varsa, bir hata varsa onu görebiliyorum ve çok o yazarımıza yazıp böyle nezaketen bildiriyorum oradaki Çok güzel, bir anladın. Harika. Sayın hocam Piyanur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir çıktığında sokakta bir defa çocuklara selamsız geçmez. Çocuğa selam verir. Öyle bir peygamber ki hocam çocuğa selam verir, sırrını verir, kasten eğitim amaçlı sır veriyor. Diyor ki bunu kimseye söyleme diyor. Bak bu aramızda kalsın. Maksat onu adam yerine koymak. O kendini öyle zannetsin. Sırtına dokunurmuş mesela evet, Evet sever hocam Allah razı olsun. Mesela şaka dedik, yani onun şakaları çok ilginçtir. İşte Mahmud bin Rebi diyor ki, Allah Resulü radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi, ben 5 yaşlarındaydım. Ağzını kovaya sokup, bizdeki kovadan su alıp benim yüzüme püskürttü diyor. Ben de aynı hareketi ona yaptım diyor. Hmm. Çok Samimiyet bir var bir de. Yani ne kadar samimiyet evet. hocam. Belki günümüzde konuşulsa bu, ya hijyen problemi var denebilir yani. Ağzını evet. çocuğun yüzüne niye su püskürtmüş mesela. Oysa aslında kendi evladı da değil. Diğer taraftan işte Hazreti Enes diyor ki Allah Resulü bizde gelir işte otururken bir halka halinde. Tabii efendimiz direkt belki yüzüne değil de hani onun olduğu tarafa. Tabii ki yani. Yoksa demek, yüzüne muhabbet olarak. olarak evet. Muhabbet evet. evet. Allah razı olsun. Düşünmemek lazım. Dilini çıkarıp enesi güldürüyor ikide bir. Yani dilini çıkarıyor ona. Mesela bir şaka yönüyle bir çocukla olan muhabbeti. Yani her çocuğun hoşlanacağı evet. tarzı tabii, demek tabii, ki biliyor. Bunu biliyor hocam. Şimdi sokakta böyle çocuklara bağırıyor. Çocuklar diyor, çocuklar zaten Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüklerinde koşup geliyorlar zaten. Oyunlarını bırakıyorlar. Öyle bir muhabbet kurmuş ki. Diyor ki yanıma ilk gelene diyor, işte şu elimdeki hediyeyi vereceğim diyor mesela. Çocuklar hocam koşar gelirler ve bu çocuk elin çocuğudur. Yani bir müminin çocuğu işte. Başkasının çocuğu evet. Gelir hocam. Peygamberimize ilk gelen böyle kucağını açmıştır hocam. Bu kendi çocuğu değildir, torunu değildir. Sarılır koşar tırman tırman der çocuk ta omuzuna kadar tırmanır. Omuzuna kadar tırmanır onu öper, sever, okşar, hediyesini de verir ve çocuklar çıkar giderler. Evet. Sokakta giderken çocukların arasına dalar, bir anda oyunlarına dalar hocam. Oradaki bekleyen sahabiler "Efendim işte geciktik. Ya Resulallah falan yere gideceğiz." o der ki "Az durun ben geliyorum." Koşar o çocukların içine bir karışır. Ve bu şöyle hayal edin hocam, bu bir peygamber evet. ve bir devlet başkanı yani. Ya sadece onun için değil. Ee, mesela çocuk kazanma açısından zaten bu hareketleriyle zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ha, eğitim eğitim zaten işin içinde Hazreti e, Hasan radıyallahu an olsa gerek ya Hasan ya Hüseyin'dir isimde anlaştık yapabiliriz. İşte zekat turmaları var Efendimizin önünde. Hazreti Hasan birine elini uzatıp ağzına atıyor. Efendimiz hemen çıkarıyor ağzından tutuyor. Çok küçük yavrum diyor başını okşuyor. Diyor ki peygamber ailesi zekat malı yemez. Onu severek yokşayarak evden hurma getirtip veriyor. Evet. Bir hurmayı bir çocuk ya bir çocuk yani. Şöyle diyebilirdi ya bu çocuk ne alacak bir tane hurma işte. Ama o eğitime bir başka seferinde bakıyorsunuz bir sahabe efendimiz. Sofrada yemek yiyen sol eliyle yemektedir veya işte her taraftan alıyor. Çok küçüktür ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yavrucuğum tatlı bir dille sağ önünden ye ve besmeleyle ye. Eğitimi asla aksatmıyor. Evet. Bununla beraber ama o şakası, o muhabbeti, o sevgisi zaten bir de merhamet var hocam. Onun merhameti yani çocuklarla münasebetini anlatmak istiyorum evet. ben biraz. Kucağına e, Ebu'l-Fadıl, e, Ümmü'l-Fadıl annemiz e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, torununu getirip kucağına veriyor. Hasan, Hazreti Hasan olsa gerek. Severken piyanofrenimiz çocuk, e, affedersiniz küçüğünü piyanofrenimizin üzerine akıtmaya başlıyor. Evet. Islatıyor efendim. Islatıyor. Hemen o annemiz ee, üzülüyor. Hemen almak evet. istiyor. Harekete işine efendimiz sıkıyor çocuğu. Bırak diyor tamamlasın. Rahatsız etme diyor çocuğu. Ve gerçekten tamamladıktan sonra veriyor <laughs> kıyafetini daha sonra değişiyor. Yani neden o çocuğun o halini bile bozma diyor rahat yapsın diyor yani. Evet. Ya bizdeki yani bu dereceye mesela bir hadis i Hazreti Enes'tir ki Allah Resulü ile diyor böyle sohbette toplantı esnasında diyor. Medineli bir cariye bir kız çocuğu gelir elinden tutar. Onu çeker çıkarırdı o toplumdan götürürdü. Neye beni götürüyorsun da? Demezdi demez, diyor. Gittiği yere götürdüğü yere kadar giderdi. Hocam böyle bir şey var mı yani? Evet. Ya bunların hepsi kuşunu o kadar kuşunu kaybeden ki... çocuğun har sorar. Çocuğu Başta tazi, taziyeye, şey, taziyeye gider. Evet, evet. Bir kız çocuğu işte ağlıyor bir kenarda. Onu geçer mi Allah Resulü? Hemen yanına gidiyor. Niye ağlıyorsun? Diyor ki ben Falan evin diyor işte e, kölesiyim diyor. Bana iki bugün öyle söyleyeyim iki lira para verdiler. E, falanı al dedi. Ben paramı kaybettim. Korkuyorum şimdi eve dönmeye. <laughs> Efendimiz hemen çıkarıp veriyor. Üzerinde zaten olan da odur. Kız yine ağlıyor. E, niye ağlıyorsun e diyor. Ben e, geciktim. Tamam alıp götürüyor. Alıyor onu götürüp evine teslim ediyor o eve. E, oradaki insanlar zaten hayretler içinde kalıyor. Allah Resulü bu akşam bu saatte niye bu kapıya geldi? E tabii ki Hatta hocam bir şey var değil mi? Bir gecikme var. Kapıyı vurunca var. Efendimiz selam veriyor. Evet. Selam alınmıyor. Evet. Ben ayrıntıya girmişim, Evet. Zaman evet. kısım. Hakikaten çok önemli. Bunların her biri aslında bir hikaye. Yani, yani o, kadar. o aile reisinin o tarzı çok beni böyle evet. duygulandırmış. Evet, evet, Hatta evet. bunu ilk duyduğumda Hı. ve ilk okuduğumda evet. hocam oturup ben öyle ağlayam, ağlayan bir adam değilim. Evet Allah razı olsun. Oturup ağlamışım. Ya. Anam babam sana feda, feda olsun. Olsun, ya olsun. Canım sana kurban olsun evet. ya Resulallah. Hürdür diyor. O kızla diyor, diyor sen benim evime geldin ya. Evet. Artık hür. Sesini bir kez daha işittik ya, ya diyor. Ya, ya. Sen şahit ol ki ben onu ailesini ya, hür ya. ediyorum. Hür bıraktı. Ya evet. terazi bir şey yok. hocam. Evet hocam. Evet. Efendimizin dokundukları. Şimdi efendimizin ya o şu anda yok ki bize dokunsun. Yaşamı var. Sünnet-i Seniyyesi var. Hocam gayrimüslimlere de merhametliydi hani meşhur Ebu Mahzure vardır Evet. Ezanla evet. alay eden bir kaç çocuk. Diyor ki biz 10 kişiydik. Dalga geçiyormuş çocuk evet, resmen. Ezanı bağırıp çağırıp Hazreti Bilal'in sesini sabote ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki alın getirin onları. Sahabe efendilerimizin içinde mazları. Hele içinde bir de Hazreti Ömer Hazreti Hamza gibileri varsa. Evet. Tamam bu gençlere ceza verecek herhalde diye düşünürken. Efendimiz diyor ki o hanginiz o güzel sesli olan hanginiz de diyor. ...okutuyor, tespit ediyor. Hatta çocuklar o anda biraz da çekiniyorlar Okuyor, herhalde. Okuyor, zaten tir tir titriyorlar. Evet. Acaba bize ne yapacak diye. Hı hı hı. Onları gönderiyor, güzel sesliği tutuyor o da... ...herhalde şöyle düşünüyor, ben... Bir talihsiz benim ki demek ki herhalde onları saldı ben kaldım. Hatta şey hocam değil mi ya. orada yani evet. efendimiz biraz da yüreği hoşlansın. Evet. Ya diyor ne güzel diyor ezan okudular Aa, diyor. Iyi. Çocuklar söylemeyince evet, evet, ne evet, güzeldir diyor evet. falan. Aslında gelecekte güzelliğini hatırlatmaya evet. çalışıyor Allah da. Olsun. Müthiş bir şey ya. Ve ezan okuyor o da tekrar ediyor. Evet. Efendimiz çıkarıp ona bir kese hocam para veriyor o dönemin değerli parasını. Çocuk şok oluyor yani ceza alacağını umarken bir de üstüne bir kese. Ya ama ama bu ne oluyor hocam? Sonradan Müslüman olan ve Hazreti Bilal Habeşi ile beraber Mekke'nin, Kabe'nin, Kabe'nin ikinci müezzinidir. Hazreti Bilal vefat ettikten sonra da son nefesine kadar Kabe'nin müezzinidir Hazreti. Ya bir müddet Ebu o Mahzure. çocuktan e, müezzin silsilesinin geldiği ifade ediliyor evet. doğru mu evet, hocam? Doğru. Tabi tabi. Yani düşünün. E, cezalandırılmayı uman bir çocuktan bir Ebu Mahzure'nin bir müezzinin, Kabe'nin birinci müezzininin çıkması Hazreti Bilal'den sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaklaşımı hocam. Ya. Onu önümüze alsak bize yeter. Başka şey beni çok e, yani. hocam evet. yani duygulandırıyor. Ee, Hazreti Zeyd'in oğlu Hazreti Üsame evet. radıyallahu anh hı. daha küçük ço ço çocuk hı. yani yani kendisi böyle çok fazla hı. böyle işte farkında bir 10-12 yaşlarında falan. Hı hı. Sende bir komutan edası var manasında Efendimiz bir iltifata bulunuyor. Allah razı olsun. Evet. Hazreti Usame Salim 17 ya da 18 yaşında. Evet, tam ordu komutanı evet. oluyor. Evet. Müsamah ordusu diye meşhur bir ordu var Yani olsun. komutasında Hazreti Ömer Efendimiz var. Evet. Hazreti Ebubekir evet. Hazreti Ebu Efendimiz izin evet. istiyor evet, Usame'den. 17-18 yaşındaki evet. bir ordu komutanından acaba diyor şu şu kişiler diyor Medine'de kalabilir mi diyor. Vay be. nasıl dokundu Resulullah evet, Aleyhisselam. <laughs> ya nasıl dokunuyor ki hocam? İşte e, zina etmek isteyen bir çocuk var malumunuz. Allah Resulüne getiriyorlar. <laughs> Allah Resulü diyor ki getirin yanıma gelsin diyor. Elini koyuyor sırtına, başını okşuyor. Çocuk dediğim 17-18 yaşlarında genç. Evet, evet. Diyor ki yavrum senin annem var mı? kardeşin var mı? kız kardeşin var mı? İşte bak onu zina etmek istediğin kişinin de bunlar var. Sen sana yapılmasını ister misin? Sonrasında dokunuyor işte hocam, başını okşuyor ya, o öyle bir okşama öyle bir dokunuş ki artık o öyle bir mücahit oluyor ki ondan işte onun kılıcıyla, ondan gelen neslin kılıcıyla nice e, İslam'a kazandırılan, huzura eren, kurtuluşa eren insanlar oluyor. Evet hocam, evet. E, yani bu bir, tablolar hakikaten evet. uzar, yani o uzar, kadar Bitmez derya bu. bir evet, peygamber, o kadar muazzam evet. bir kişi ve kişilik, evet. harika bir yaşantı, öyle mükemmel Daha bir olsun. Evet. yaşam kareleri ki evet. hakikaten insan anlattıkça huzur buluyor. Evet. Bir de bunu yaşasak. Evet. İnşallah hocam. Bir, Yaşamak e, Kıymetli e, evet. yine ilahiyat doçentlerimizden kıymetli bir abimiz. E, isimde vereyim. Yani çok kıymetli bir hocam kitaplarından istifade ettim. Hı. Vehbi Karakaş. Hı. O da Erzurumlu hemşehriniz. Evet. E, diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı kalbine koyanın Evet. kalbi sururla dolar ya. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ı evet. evine taşıyanın evet. evi huzurlu olur. Allah Allah. İşine taşıyanın rızkı bereketlenir. Evet. Beldesine taşıyanın beldesindeki barış ve muhabbeti arttırır. Ne güzel. O zaman evet. biz bunlardan yoksunsak evet. demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dokunamıyoruz <laughs> ya da onu taşıyamıyoruz. Evet. Hocam biraz başa geçip evet, çocuk terbiyesinin o anne karnından evet. bas başladığını ifade Hı -hı. etmiştik. Hatta 20 yıl öncesine evet. gitilmesi gerektiğini Hı -hı. ifade etmiştik. Çocuk dünya geldikten sonra evet. isimle ilgili birkaç şey duymak istiyoruz. Hı -hı. Yani o ismi e Efendimiz nasıl tavsiye etmiş, zaten bir hadis isim çocuk var. üzerinde nasıl bir etkiye sahip? hocam bir hadis-i şerifimiz var zaten. İyi ki sordunuz Allah razı olsun. Efendimiz buyuruyor ki bir babanın çocuğuna karşı ilk vazifesi güzel bir isim koymaktır. Bir başka hadis-i şerifte buyuruyor ki mahşer gününde çocuklar babalarının ve kendilerinin isimleriyle çağrılırlar. Çocuklarınızın ismini yani isimlerinizi güzelleştirin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Baba isimleriyle mi çağrılacaklar? Baba ismiyle. O yüzden de İslam hukukunda hocam İslam geleneğinde bu hadis-i şerife dayanarak e, muhaddisler derler ki hocam, baba isimden hesap verecektir, anne değil. Çocuğun isimden hmm. baba hesap verecektir. Biz bundan dolayı da işte programlarımızda seminerlerimizde anneleri incitmiyoruz, diyoruz ki e, siz de isim koyacaksınız tabii ki yani, güzel beraber bir isim koyun yani. Ama baba Ama tasdik Kontrol else. babada olmalı. Hmm. Çünkü hesabı baba verecek hocam bu konuda. Hocam bu hadiseyi evet. ilk defa duyuyorum. Evet hocam. Yani. Tabii babanın hesap vermesi isimle ilgili Hiç hesabı şey. verecek bundan evet. dolayı mı Osmanlı ecdadımız işte efendim Ahmet oğlu bilmem Mehmet işte efendim evet, evet. Zeki oğlu bilmem ainda. işte evet. e, Osman o da o İslam geleneğinden hadis geleneğinden hmm, geliyor hocam evet, Allah razı çok, olsun çok önemli bir şey az önce siz dediniz ya zaten hocam yani e, Döşke, babayla Allah razı olsun evet. öyle sayın hocam ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ki çocuğun doğumundan sonra yedinci gününde onu güzel bir isim verin, tıraş edin, akikasını kesiniz ki akika kurbanı çocuk için çok önemli. Buyuruyor ki çocuk akikası karşılığında rehindir. Rehindir. Akikasını kesince yani hadis-i şerifin ben yorum olarak şimdi söylüyorum evet, evet, devamını. Evet. O çocuk rahatlar huzura. Hmm. Akikası karşılığında rehindir. Hadisin aynı böyle. özgürleşmiş oluyor. Evet hocam o akika Ergenlik çağına kadar kesilebilir. Bunu Peki ergenlik çağına kadar, kadar anne babasının arkadaş. kesmesi gerekiyor. Anne baba kesemedi. Evet. O kültürü bilmiyordu. bizim öz... Anadolu'da kesebilir. çok fazla yani e, bu boyutta e, biraz e, üşengeçliğimiz var evet. hocam. Anne baba kesmedi. Evet. Çocuğun kendisi kendisi için kesmesi mümkün evet. mü? Onun bir sınırı yok hocam. Tabii evet. ki kesebilir. Hı hı. Yani evet, ben kurban. annemi babamın yerine akik kesey evet, evet. Yani kendim yani. için akikayı evet. kesmem Kesin, lazım. Hocam, kurban zaten Allah'a yaklaşmadır. Evet, evet. Hiçbir şekilde yani bir kurban kesilemez denilemez. O kurban zaten evet. o niyette keser Allahü Teala daha da ibadet niyetiyle belki. zaten. İbadet evet. Zaten. Yalnız hocam isim koyma mevzuunda ciddi sıkıntılarımız var. Yani Bizler e, isim, ismin, bugün bilim de onu söylüyor. İşte kitabımızda ona ayrıntılı yer verdik. Buhari'nin Edebül Müfret adlı bir eseri var hocam. Evet. Peygamber Efendimizin isimleriyle ilgili hadislerini almış bir bölüm var. Peygamberimiz isimleri değiştirmiştir hocam, onu söyleyeyim. Mesela bir Büceir, değil mi hocam? Evet. Bücehir adında bir herhalde evet. çocuğu ismi değiştirmiş mesela değil mi? Evet, evet hocam. Ben şimdi isim... <laughs> vermeyeceğim. Evet. Bücehir güzel. Bücehir isminde kimse yok şu anda. Evet. Onun isim örnek verdiniz ama benim vereceğim örnekler güncel örnekler olduğu için onları zikretmiyorum. Hocam ben zikredebilir miyim? Üzülüyorlar. <laughs> ben zikredebilir miyim? <laughs> Zikredin ben. Yani, yani programlarda yapınca sonra ben biraz yanıma geliyor. Evet. Böyle kitap imzalatmak için de gelenler. Bakıyorum ki bazıları çekine çekine ismi söylüyor ya da imzaya gelmiyor bazıları hocam kitabı alıp hemen sıyrılıp gidiyor. <laughs> Anlıyorum ki çok onun güzel. isminde sıkıntı var. <gülüyor> hocam <gülüyor> o yüzden öyle vermiyorum. E, evet. Yani Ama iyi çocuğun eğer çocuğun eğer bu manada sıkıntısı varsa isminden dolayı yani mahkemeye verir, ismini çok rahat da değiştirebilir. şu an mahkemeye de gerek yok artık. Evet. Şu an yok öyle bir öyle şey hocam. Mi? Şu an bir hak yani. tanındı bu konuda. Hmm. Yani bu benim alanım olmasa da bu konuyla ilgilendiğim için isim konusuyla şu anda artık mahkemeye gerek yok. Çok güzel. Gidip bir defaya mahsus dilekçe verip isimlerini değişebiliyoruz. Ama her gün hocam bize gelen bilgi mesela örnek olsun diyorsun lütfen sevgili annelerin babaları evet. e, bu isim varsa sizde lütfen gücenmeyin. Evet. Belki farkında olmadan koymuşsunuz. Evet. Her gün çocuğa kaya gel oğlum. Evet. Kaya git kaya 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 her gün çocuk yüzlerce defa kaya ismini duyuyor. Yani bu çocuğun yumuşaması Taş gibi mümkün mü? Çocuk yani, yani her gün çocuğa diyorsun Aynen. ki sen taşsın, taşsın, evet. taşsın, evet. taşsın. Evet. taşsın. Evet. evet. Aynen Yalçın, demir. demir. Yalçın. Yalçın, demir mesela. Evet. evet. Demir, demir, evet. demir. Bir de hocam Kur'an'dan olup mesela İrem gibi bir isim evet. bunu Örnek veriyorum. bu bilinen... Yani her Kur'an'da onun ismi de koymamak lazım. Tabii ki hocam. İşte İrem'i interneti açın bakın. Cennet bahçeleri diyor, cennet bağları diyor. Yalan hocam. Halbuki İrem bağları diye bir... İrem bağları... Ama neler orada. olmuş orada? Allah'ın cezalandırdığı bir şehrin ya. var. Ya. Yani İrem'e <laughs> dâtil imâdilletî lem yuhlak mitluha fil Ayet-i kerime söylerken orada Allah'ın bir gecede şehir, yerin dibine batırdığı bir şehrin adıdır evet, İrem. Evet. Mesela yani ben bunu örnek olarak söylüyorum. Bunu değişsinler. Hı hı hı. Yani bu sadece bu değil. Birçok var. Ben dedim ya örnek vermeyeceğim. Çünkü babanın hesap çok verebileceği farklı. söz konusu olunca. Evet. evet. Yani böyle bir bu evet. anda bir adın Kur'an'dan lazım. İşte Aleyna adını koyduk hocam Aleyna. Hı hı hı. Adını, yani Aleyna nedir yani bize gerekir. Hiçbir anlamı yok hocam. Evet. Karşılığı yok yani karşılığı hı hı hı. yok. Hı hı. Biraz araştıralım. Gidelim isimleri Peygamber Efendimiz kadınların annelerimizin babalarımızın isimlerini değiştirmiş. Geç değil hiçbir şekilde gitsin. Evet. İsimlerini güzelleştirsinler, kardeşlerimiz değiştirsinler. Evet. Ve o isimle mahşere gitmesinler ahirete. O isimle çağrılmasınlar babalarının adıyla. Bunu değiştirsinler. Evet. evet yani her gün çocuklarımıza böyle. ifade ettiğimiz şeylere Çünkü göre Bilim de, çocuk şekil alıyor değil mi hocam, hocam? Gayrimüslim yani. bilim de bunu söylüyor bugün. Evet. Yani bunun İslam'la alakası yok. Diyor ki ismin anlamı ve taşıdığı sembol çocuk üzerinde karakter yapısında hocam etki ediyor. Yani evet. bunu bilimin bugün kabul ettiği bir şeydir. Ha bir de dini boyuttan zaten bizde güzel isim. Ya mesela yine çok kullanılan yani. isimlerden bir tanesi çok kullanılan belli kesimleri mesela Hı -hı. Devrim ismi hocam. Hı -hı. Her gün çocuğa Devrim devrim, Hı -hı. devrim 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 diye e, efendim isim. Işte, ya yani çocuk önce kendi fıtratına Devrim yapıyor. Anne babasına isyan etmekle devrim baş yapıyor. <laughs> efendim işte toplumun değer yargılarına, inancına, kültürüne karşı gelmeye başlıyor. Ondan sonra Rabbine karşı bu sefer isyanlara <laughs> giriyor. Yani sen her gün az çocuğa ya devrim yap, devrim yap, devrim yap diye böyle adeta telkin ediyorsun. Ya. Kaya, Kaya Yalçın gibi. Evet, hocam efendim. çok önemli bir konu hakikaten. Bir eski Türk evet. isimleri konuluyor hocam. Evet. Bizim ecdadın. Tabii ki İslam'dan önceki dönemde taşıdıkları isimlerde, İslam'dan önce taşıdıkları isimlerde çok yanlış içerikler olabilen isimler var. Onlara evet. da iyi bakılması gerekiyor. Yani bazı tanrı, tanrıça isimleri var içlerinde evet. mesela. Bunlara da dikkat yani edin. Yani ecdadımızın evet. yani ya da yani işte, işte İslam eski Türk, öncesi Türk, Türk medeniyetinde bazı isimler, bazı, isimler, bazı isimler gelmiştir. Ya da ce tabii. akrabalarımızdan evet. dedelerimizden bir isim evet. vardır. Bir kültür. O evet. illa o ismi koymak zorunda değilsiniz. Çünkü Değil. o isim yani e, faydalı bir isim değilse, evet. Evet. yani illa onunla bağ kurmanıza gerek Hı. yok. ...onu güzel yaşantısıyla kurarsanız... Evet, evet, ...belki yaşam. çok daha kıymetli olur... Ee, ...Kıymetli Hocam çok teşekkür, teşekkür ediyorum... Yani. ...vaktimizin teşekkür sonuna gelmiş olduk... Hocam. ...ama bugün altın değerinde... Evet. E, ...cümleler duyduk... ...siz evet. gibi e, kıymetli bir hocamdan... Ediyiz. ...ilim ve gönül adamı... Allah e, e, ...bir hocam. kişiden almak bizi çok mutlu etti... ...sevgili izleyenler... E, ...ben e, Gemlik Müftüsü... İsta ...Bursa Gemlik Müftüsü... E, ...Doktor Mehmet Reşat Şavlı Hocamı... Bugün ağırlamaktan onur duydum. Evet. Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Benim, ben teşekkür ee, ediyorum. Rabbim e, yeniden <laughs> bazı şeyler fark etmeyi, yeniden adım atmayı, yeniden zaman vermeyi, yeniden insanlarla, çocuklarla hasreten bizim hayatımızın meyvesi olan çocuklara yeniden dokunmayı, onları cennet meyvesi boyutuna taşıyarak o güzel reyhanı burada koklamayı hepimize nasip eylesin. Amin. Aile Amin. vaktine Amin. hep ihtiyaç var. Lütfen dostlarınıza, lütfen arkadaşlarınıza, lütfen yakınlarınıza bu programı anlatın. İnsanları bu programa kitleyin. Allah'a emanet olunuz efendim.